Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir yemek tarifi ile geldim. Gerçekten çok nefis ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tarifime geçiyorum. 1 adet kapya biber ve birkaç adet sivri biberim var. Şimdi onları güzelce doğrayacağım. Tam değil, şöyle büyük boy irice bir soğanım vardı, onun yarısını kesiyorum. Siz orta boy soğanları doğrayabilirsiniz. Tavaya 3-4 kaşık kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine doğramış olduğum soğanlar ve biberleri ilave ediyorum. Hepsini güzelce soteleyeceğim. Bir adet domatesi küp küp doğruyorum. Yıkayıp ayıklamış olduğum ıspanaklarımı doğruyorum. Kavrulmuş olan soğan ve biberlerimin üzerine domatesimi ilave ediyorum. Bir diş sarımsak ekliyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar bulgur ilave ediyorum şimdi. Şöyle biraz karıştırıyorum. Bulgurumuz biraz pişecek, o yüzden bir miktar su ilave ettim. Bulgurum hafiften şişene kadar biraz pişireceğim. Kapağını kapatıyorum ve bulgurların yumuşamasını bekliyorum. Şöyle bir bakalım. Bulgurlarımız yeterince yumuşadı ve şiştiler. Üzerine doğramış olduğum ıspanakları ilave ediyorum. Tuzunu ekliyorum. Biraz da karabiber ilave ediyorum. Fazla değil, yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ispanaklarımız pişti.
Şimdi üzerine yapacağım yumurta için tavaya bir su bardağı suyu boşaltıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Üzerine biraz tuz ilave ediyorum. Suyum kaynadıktan sonra üzerine 2 adet yumurtayı kırıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Üzerine bir kapak kapatıyorum ki daha çabuk pişsinler. Ispanağı servis edeceğim tabağa aldım. Şimdi üzerine yoğurt döküyorum. Yoğurda sarımsak da ekleyebilirsiniz. Sarımsakla da olur. Çok da güzel yakışır. Üzerine biraz pul biber serpiyorum. Sizler tereyağında kızdırıp da pul biberi o şekilde de dökebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Yemeğimiz servise hazır hale geldi. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Şöyle içinde göstereyim size. Gerçekten çok güzel görünüyor. Diğer tariflerde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.